Merhaba sevgili gençler. Küçükken bana ne olmak istiyorsun diye sorduklarında belli bir yaşa gelene kadar astronot olmak istediğimi söylemiştim. Ama ayaklarım yere değmeye başladığı anda yazar olacağım demeye başladım. Birçok gencin hayalini süsler, birçok çocuğun, birçok yetişmek üzere olan öğrencinin hayalini süsler yazarlık. Çünkü bambaşka bir dünyaya açılırsınız yazdıklarınızla ve eminim şu anda birçoğunuzun da bir kenarda yazıp da ileride okurum diye sakladığınız metinleriniz vardır. Peki yazar olmak için ne yapmak gerekir? Bu konuda merak ettikleriniz varsa yanımda size cevap verecek çok değerli bir yazar dostum var. Hem akademisyen, hem yayıncı, hem de yazarlığıyla tanıdığımız değerli bir arkadaşımız Melike Günyüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, yazarlık deyince bu konuda tecrübesi olan bir isim olarak gençlerimize bu işe hayalleriyle birlikte başlamak isteyenlere neler anlatabilirsiniz? Evet, yazarlık hakikaten açılışta da söylediğiniz gibi herkesin hayalini süsleyen bir meslek ve son zamanlarda da ben gençlerimizin çokça yazdıklarını görüyorum. Evde bir şekilde yazıyorlar. Fantastik kurguya çok ilgi gösteriyorlar. Fakat bunun daha yayınlanabilir hale gelmesinin tabii ki bir takım aşamaları var. Bir defa çok klasik bir cevap ama hakikat. Hakikat olduğu için de çok bilinmesine rağmen tekrar söylemekte hiçbir beis görmüyorum. İyi bir yazar olmanın bir tek yolu var. Daha doğrusu iyi bir yazar olmanın sadece iki yolu var. Bir tanesi çok okumak, iki çok yazmak. Yani okuyacaksınız, okumanız çünkü sizin yeni hayaller kurmanızın kapısını aralayacaktır. Okumanız, üslup sahibi yazarların bu işi nasıl yaptıklarını gözlemlemenizi ve çözmenizi yarayacaktır. Okumanız bir meseleyi çok farklı, kaç farklı şekilde bir konuyu kaç farklı şekilde ele alabileceğinizin ipuçlarını size verecektir. Yazmak ise yazdıklarınızın daha iyi ve herkes tarafından okunabilir ve sevinebilir hale gelmesini sağlayacaktır. Yani siz de herhalde öyle yapıyorsunuzdur. Yani bir şarkıyı defalarca prova ediyorsunuz, ediyorsunuz, ediyorsunuz. Artık onu en güzel şekilde sunabileceğiniz notaları, iniş ve çıkışları en güzel şekilde sunabileceğiniz halde onu artık repertuarınıza alıyorsunuz. Doğru. Ama defalarca çalışıyorsunuz. Belki Doğru. bilmiyorum, belki yıllarca çalışıyorsunuzdur Doğru. bazı parçalara. Yazarlık da böyle bir şeydir. Yani sizin kaleminizin işler olabilmesi için yazmanız, yazdıklarınızı beğenmemeniz, çöpe atmanız, yazdığınızdan daha iyisini yazabileceğinize inanmanız gerekiyor. Sürekli yaza 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 aslında yazar oluyorsunuz. Okumakla yazmak için yemekle içmek gibi diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani yazar olmanın başka hiçbir yolu yok. Çok okuyacaksınız ve çokça da yazacaksınız. Peki yazar olmak için yolu gösterdiniz ama bir yandan da bunu meslek olarak hayatına sokmak isteyenlere neler söyleyebilirsiniz? Şimdi genellikle hani benim yayıncılık tecrübelerimden yola çıkarsak karşılaştığım bazı yazar adayları oldu. Bazıları çok genç. Mesela işte gerçekten yetenekli küçük bir çocuk, lise çağında bir öğrenci, bir yarışmada, kompozisyon yarışmasında çok iyi bir eserle ödül almış bir genç. Hani aileler ve çevresindeki herkes hani bunu yayınlayalım, bu ulusal ölçekte bir yayın evinden çıksın diye heves ediyorlar. Ben de onlara genellikle şunu söylüyorum. Hayır, lütfen yayınlamayın. Çünkü bu yetenekte olan bir gencimiz ve çocuğumuz ileride çok daha güzel şeyler yazacak demektir. Ve geriye dönüp baktığında keşke bunu yayınlamasaydım diyebilir. Çünkü bir şey yayınlandığı anda, özellikle de kitap olduğu anda artık sonsuza kadar literatüre giriyor ve orada devam ediyor. Bu çok heyecan verici aslında. Evet, çok ve zaman zaman motive edici olduğu zannediliyor ama benim yaşadığım birçok örnek bunun böyle olmadığını da gösterdi. O nedenle gençlerimizi motive edelim. Küçük mesela sınıf ya da okul bazlı ya da ülke bazında yapılmış bir takım yarışmaların çıktılarını yine o çerçevede yayınlamakta ben hiçbir beis görmüyorum. Fakat ulusal ölçekte iyi bir yazar olmak istiyorsak bir defa bu işin nasıl yapıldığının şeyleri var, eğitimleri var. Bu eğitimleri almamız gerekiyor. Yani hiç kimse doğuştan yazar olmuyor. Ya da yazarlık bir yetenektir. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Evet, yani çok güzel sesli olabilirsiniz ama bu sesinizi eğitmezseniz hiçbir işe yaramaz. Yetenekli olabilirsiniz ama teknik öğrenmezseniz bu işi beceremezsiniz. Yetenekli olmayabilirsiniz yazma konusunda ama azmederseniz, çok okursanız ve ben bunu yapacağım derseniz gerçekten yazabilirsiniz. Bu çok güzel bir moral oldu. Bu çok güzel bir motivasyon oldu aslında. Peki o zaman yazar olmak için
bir anlamda bu işin teknik boyutlarına çok da hakim olmasanız da olur sonucuna ulaşabilir miyiz? Hayır, yani ben tam tersini söylemeye çalıştım aslında. Yani iyi bir yazar olmak istiyorsanız okuyacaksınız, yazacaksınız ve yazma tekniklerini öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz. Yani Tabii. sizin yerinize bir başkası sizin anlattıklarınızı yazarsa siz bir yazar olma sıfatına sahip olur musunuz? Ki bunu uygulayanlar var da onun için Yani soruyorum. şunu mu demek istediniz tam olarak? Sizin bir fikriniz var ama bir gölge yazarlık var. Evet, Evet, tam da şimdi onu demek gölge istedim. yazarlık aslında çok son zamanlarda çok popüler oldu ve aslında da ne yazık ki var. Yani böyle bir şey var, gölge yazarlık diye bir şey var. Bazen çok tıkanan sanatçıların gölge yazarlar kullandığı ya da farklı gölge yazarlara bir takım ödevler verip sonra bunları bir kurgu içinde buluşturduklarına dair evet, literatürde böyle şeyler var ne yazık ki. Mesleğe gölge düşüren bir yapı olduğunu söyleyebilir miyiz buna? Ya şimdi burada editörün buna karar vermesi, yayıncının buna karar vermesi gerekiyor. Çünkü ne yapıldığını tam olarak hani ben mesela hiç yayın evimde de kullanmadığım için bilemiyorum. Ama mesela çok teknik bir roman yazıldığını düşünün. Çok teknik bir konu ve işte 16. yüzyıldaki sosyal hayatın içerisinde olduğu bir roman yazıyorsunuz. O dönemin siyaset bilimi, o dönemin kültür tarihi, o dönemin insanların yaşayış biçimleri, yemek yeme alışkanlıkları, kıyafet giyme alışkanlıkları gibi teknik çok fazla konuda bilgiye ihtiyacınız var. Ve siz ünlü bir yazarsınız. Sanırım şey yapılabilir. Yani işte bir takım öğrencilere bir takım görevler verilip hani bunları araştır, şu formatta bunları yaz getir denebilir. Bunlar geldikten sonra aslında yazarlık, ondan sonra bu bilgiyi bir kurgu içerisinde, ilginç bir kurgu içinde ve insanların çok iyi okuyabileceği bir kurgu içerisinde sunmak sanatıdır. Dolayısıyla o bilgileri derledikten sonra hani yazar bu kurguyu oluşturabilir. Hani bu çerçevede bana anlamlı geliyor, olabilir gibi geliyor. Yani bir anlamda verilerin toplanması kısmında destek almak diyebiliriz Evet, gölge evet, yazarlığa, evet. ama onun ötesinde bir fikri birisi anlatıp diğeri kaleme alıyorsa burada hedefin dışında bir boyuta Yani geçilmiş işte çok oluyor. hüküm vermek istemiyorum. Zor bir Tehlikeli. konu Evet, diyorsunuz. zor bir konu bu konuda Peki, hüküm vermek. gölge yazarlık diye bir sektör var mı? Ne Yani ben diyorsunuz? Türkiye'de çok buna şahit olmadım doğrusunu isterseniz. Yani mutlaka var. Yani şöyle düşünün, siyasetçiler bir konuşma yapıyorlar. Bu konuşma kendilerinin mi? Gibi diyorsunuz. Değil, Birileri kendilerinin mi? her Hayır, zaman birileri onlar olmayabiliyor. adına yazıyor ama onlar adına yazarken o metnin o kişinin ağzından çıkması gerektiği şekilde yazıyor. Veya onun onayını aldıktan Ha, sonra. ama biz hiçbir zaman bir siyasetçinin konuşmasının arkasında falanca kalem almıştır. Aslında bu onun fikri demeyiz. O Tabii. fikir o siyasetçiye aittir. Bütün yükümlülük siyasetçiye aittir. Her şey ona aittir. Çok iyi anladım. Herhalde Evet. gençlerimiz de anlamıştır. Yani aslında yazar olmak için kendi işini tam olarak kendisinin yapması bir insanın ideali, öyle değil mi? Evet, ama ben hani gölge yazarlığa gelene kadar esas yazarlık konusunda bir defa gençlerimizin azimli olmasını çok önemsiyorum. Çünkü niye biliyor musunuz çok değerli ve çok önemli? Bugün gençlerimiz bir takım şakalar, espriler yaparken, bir takım hayata dair bakışlarını ortaya koyarken aslında çocukluklarından beri izledikleri animasyonlar, çizgi filmler, filmler, dizi filmler, gerçek filmler, belgeseller, bütün bunların tesiri altında bir dünya görüşü ve bir yaşam biçimi ortaya koyuyoruz. Peki bunların arkasındaki gerçek gücüne, gerçek güç bunları kaleme alan senaristler. Yani o senaristler ya da o kurguyu yapan yazarlar bir duyguyu, bir hayat yaşam biçimini ortaya koyuyorlar. Ve biz bunların tesiri altında kendi hayatımızı anlamlandırıyoruz ve kendi geleceğimizi inşa ediyoruz. Pekala, siz bir yazar olarak bir gencin nasıl düşüneceğini, nasıl bir gelecek kendisine inşa etmesi için hangi kavramları, hangi duyguları bilmesi gerektiğini, yaşaması gerektiğini ortaya koyabilirsiniz. Dolayısıyla yazarlık insanları etkileme sanatıdır ve çok değerlidir. Ve bizim çok güçlü yazarlara ihtiyacımız var. Sinema dünyasında, edebiyat dünyasında, fikir dünyasında, her alanda eli kalem tutan çok iyi gençlere Hatta ihtiyacımız var. reklamcılık bile Tabii ki diyebiliriz. reklam zaten doğrudan duygularımıza hitap ederek bizim bir ürünü almamızı sağlıyor. Ama hitap ettiği şey bizim duygularımız. Bakın, hiçbir reklam, mesela bir araba reklamı, arabanın kaç beygir gücünde olduğunu söylemez. Sadece size bir yaşam biçimi sunar. Size mutluluğa açılan kapı der.
Ve sizin duygularınızı harekete geçirir. Ama duygularınızı harekete geçirirken aynı zamanda kesenizi de harekete geçirir. Şimdi o yüzden bizim çok çok iyi donanımlı yazarlara ihtiyacımız var. Ben bunu çok önemsiyorum. Eğitimimizin çok temel alanlarından bir tanesinin yazarlık olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz bu alana yatırım yapmamız gerektiğine inanıyorum. Yazarlığın gücünü bize bir kez daha hatırlattığınız için ve gençlerimize güzel bir motivasyon verdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz Melike Günyüz. Sevgili dostlar, bir başka konuda, bir başka mesleğin tanıtımında da elbette tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.